Bakacağım ya. Ya bırak dedim. Bakacağım ya, ne var içinde? Ya sana ne, ver şunu. Çocuk neredesin? Çocuk sana diyorum. Üf, ya ne işin var senin orada? Sana uçabilirim demiştim. Ya in aşağı, düşeceksin, seninle uğraşamam. Uçacağım, sen de göreceksin. Kanatlarım yok ama böyle böyle yaparım onu. Tamam. Hadi atla, uç da göreyim. Uç hadi. Hadi korkaklık yapma da atla. Ben hiçbir şeyden korkmam bir kere. Babam bana aslanın cesur oğlum diyor. Tamam, madem cesursun atla hadi. Atla da göreyim hadi. Atla. Atla hadi. Madem babanın aslanıydın hadi atla. Atlasana, uç hadi. Uç da göreyim. Atlasana. Atla hadi. Atla. Atla dedim sana. Atla! Ya kalk! Hadi kalk! 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 Lütfen kalk. Ne olur kalk. 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 Efe'cim, bunlar benim doktor arkadaşlarım. Sana bazı sorular soracağız, testler yapacağız. Ama senin korkmanı, gerilmeni gerektirecek hiçbir şey yok, tamam mı? Sen rahat ol. Montunu çıkarmamı ister misin? Thank you.
İlyas. Hayırdır? Ne işin var senin burada? Yok bir şey komiserim, ben karakola gitmiştim de şu rapor yüzünden. Bugün katilin heyeti var dediler, o yüzden geldim. O adam yaptı değil mi yapacağını? Deli raporu alıp hastaneye çıkaracaklar çocuğu. İki gün sonra da salarlar Allah bilir. Yok öyle bir şey İlyas, yok. Niye akıl hastanesine toplandı bu heyet o zaman? Koca koca doktorlar nerede toplansın İlyas? Kahvede mi toplansınlar? Prosedür bu. Sen gel bakayım şöyle, gel otur. Gel, gel şöyle otur. Celallenme hemen, geç. Çay içer misin? Çay alayım gidelim. Yok komiserim, sağ ol. Teşekkür ederim. İlyas, bak yaptığım iyiliği yüzüne vurmak gibi olmasın. Ama sen gittin o çocuğu öldürmeye kalktın. Ben kendi tehlikeye attım, seni içeriden çıkardım. Bilmiyordum komiserim. Ne işin var senin burada? Ben olmasam heyet mi basacaksın sen burada ha? Yok komiserim, ne heyet basmasın. Ben sadece sonucu öğrenmek için geldim. Ya, tamam, sonucu bilmiyoruz daha, sonuç çıkacak. Ama ne sonuç çıkarsa çıksın, doğru olduğuna inanmak zorundayız. Aklından da o düşünceyi çıkar. Kimse kimseyi satın almadı, yok öyle bir şey. Bak heyette Demet de var. Kaç gündür hata yapmamak için çalışıyor, ben biliyorum. Anladın mı? İlyas, anladın mı diye soruyorum sana. Bak sonuç ne çıkarsa çıksın, sakin olacaksın, tamam mı? Tamam, anladım komiserim, anladım. Efe Yalçınkaya, belli ki zeki çocuk. Matematik sorularını çatır çatır cevapladı. Duygusal zekası da bence ortalamanın üstünde. Günceli de takip ediyor. O yüzden doğrudan seninle konuşacağım. Demet Hanım bize o gün neler yaşandığını hatırlamadığını söyledi. Hala hatırlamıyor musun? Nasıl oldu? Neden yaptın bunu? Bak eğer burada kalmaya devam edersen zaten yavaş yavaş delireceksin. Ama hastaneye çıkarsan rahat edersin. Geniş geniş odalarda otel gibi takılacaksın böyle. Sadece o kadına sesler duyduğunu söyleyeceksin. Şeytan senin kulağına fısıldadı. Git o çocuğu öldür dedi. Bu. Beni duyuyor musun Efe? O gün neler yaşandı? O çocuğa neden zarar verdin? Sana bir şey mi yaptı? Kavga mı ettiniz? Efe, neden yaptın bunu? Gel tatlım, gel bakayım, gel şöyle etrafını saralım. Ben birden... Tamam canım, olur böyle şeyler, gayet normal. Gerildin. Ne yapacağım ben şimdi ya? Herkes görecek. Efeciğim, sakin. Sakin ol. Bak şimdi hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey görmedi. Biz kapattık burayı. Sen şimdi şu banka geç otur. Benim içeride kısa bir işim var. Ben onu halledip geleceğim. Ve söz veriyorum, döndüğümde sana yeni bir pantolon getireceğim. Tamam mı? Hadi geç otur. Yani özetle ben akıl sağlığının yerinde olmadığına dair herhangi bir bulguya rastlamadım. Çocuk her şeyin farkında. Duygu durumu atağına benziyor. Ya da kaza olmuş. Bundan dolayı da kendini suçluyor. Şimdi fikirlerinizi alalım. Sırayla başlayalım. Demet Hanım. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bence bir hastalığı yok. Bazı tetikleyici unsurlar üst üste gelince bir duygu patlaması yaşamış olabilir. Eğer durum böyleyse çocuğun içindeki öfkeyi bu yolla dışa vurduğunu düşünüyorum.
Biliyorsunuz bu süreçte annesiyle de babasıyla da görüştüm ben. Çocukluğunu yaşayamamış, sorunların içine çekilmiş şanssız bir çocuk Efe. Kavganın, gürültünün içinde büyümüş. Hatta bu kavgalardan birinde babası tarafından istenmeyen bir çocuk olduğunu duymuş. Annesi bütün sorunların babasından kaynaklandığını düşündüğü için hep onu düzeltmeye çalışmış ve Efe'yi ihmal etmiş. Efe'nin duygularını görememiş, onun yardım çığlığını duyamamış. Söyleyecek kelimem yok. Ben sadece... Çok üzgünüm. Gerçekten çok... Çok... Kim gelmiş anne? Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Nasıl gelirsin buraya ya? Kafayı mı yedin? Ceren hayır. Ne anne, sen biliyor musun bu kadının kim olduğunu? Biliyorum. Ben sadece... Sen ne? Sen sus, kes Ceren, sesini! Hayır. Sen duydun mu? Ceren ne biçim... Anne bırak, geberteyim şu kadını ya! Ceren hayır. Anne sen nasıl böyle durabiliyorsun ya? Nasıl atlamıyorsun, üstüne kovmuyorsun? Çünkü biz onlar gibi insanlar değiliz. Ben geldim senin kapına. Seninle konuşmak için. İçeride olduğun halde açmadın kapıyı. Ama ben senin gibi değilim. Kapım sana açık. Ne? Gel geç. İnanamıyorum. Gir içeri. İnanamıyorum. Gir, ne söyleyeceksen söyle. Dikiliyorsun ya. Ne dikiliyorsun? Geçeceksen geç, geçmiyorsan evden. Ceren. Ne? Ay.
Ceren su getir. Ne bir de su mu getireceğim anne? Bırak gebersin ya. Ceren. Kusura bakmayın, biraz tıkandım. Al. Al. Ne bakıyorsun, alsana. Ne söyleyeceksin? Söyle. Ben özür diliyorsun. O bir işimize yaramıyor. Üzgünsün. Onu da biliyoruz. Başka? Bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gerçekten... Oğlun nefes alıyor mu? Kendini memle bir tutma. Çok üzgünüm filan. Senin oğlun birkaç sene yatacak, çıkacak. Sonra her şeyi unutacaksınız. Benim oğlum gittiği yerden dönmeyecek. Benim kanımın gittiği yerde görüş günü de yok. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Söyleyeceklerim hiç işe yaramayacak. Ben bunu çok iyi biliyorum. Benim çok kötü bir anne olduğumu düşünüyorsun. Yemin ederim bak, yemin ederim. Her gece Allah'a dua ediyorum. Keşke o güne geri dönsek. Onu değil, benim canımı alsan ya Rabbim diyorum. Yemin ederim bak. Benim başka bir duam yok şu hayatta artık. Yok. Bitti. Bitti mi söyleyeceklerim? Raporu alamadılar. Ne? Eli raporu alıp çocuğu hastaneye çıkartacaklardı yani. Beceremediler. Belli ki heyette vicdan sahibi insanlar da varmış. O ana babasına da ders olsun. Herkesi kendileri gibi bellemesinler. Aşkım sana. Aferin. Aferin aşkım sana.
Efeciğim. Kusura bakma, beklettim seni. Biraz zor oldu ama buldum sana bir pantolon. Sen bunu giy, ben kapının önünde bekliyorum, tamam mı? Oraya geri mi döneceğim? Hapishane. Şimdilik öyle. Evet. Ama bu seni üzmesin, olur mu? Çünkü sen sağlıklı bir çocuksun. Günün birinde oradan da çıkacaksın. Senin önünde uzun bir hayat var. Sağlıklıysam neden? Ne neden? Neden bunu yaptım? Yaptığın şey yüzünden pişman mısın? O zaman önemli olan bu. Neden yaptığını da zaman içinde çözeceğiz. Ve sen kendini iyi hissedeceksin. Bunun için o gün neler olduğu ile ilgili biraz daha bilgiye ihtiyacımız var ama. Sen hatırladığında veya anlatmak istediğinde ben yanında olacağım. Tamam? Teşekkür ederim. Pantolon için. Ne demek? Biz bir ekibiz, unuttun mu? Hadi giy. Beni beklemene gerek yoktu. Taksiye binebilirdim. Taksici sana kahve ısmarlamazdı büyük ihtimal. Seninle kahve içeceğimi nereden çıkardı? Yani beni bir süredir düzenli aralıklarla gıcık ediyorsun da. Ya Demet, bu vaka benim sinirlerimi çok bozdu. Yani bütün dengem şaştı. Kendimi iyilesin yerine koydum hep. Sana da çok fazla yüklendim. Ya farkındayım sen. Ya her şeyin doğru olması için uğraştın, çırpındın ama... Bu kadar mı? Başka söyleyecek bir şeyim yok mu? Ne gibi? Daha net olabilirsin. Mesela boşluğu doldur. Ben nokta noktayım. Hayvan ol hayvan. Ya o da biraz fazla oldu. Yok yok, öyle bence öyle. Az olgunlaşmışsın diyelim. Çocuk gibisin yani. Çocuk gibi miyim? Hı. Yani bu iyi bir şey o zaman değil mi, çocuk gibi olman? Sonuçta senin uzmanlık alanın çocuklar. Yani benim üzerimde çalışırsın işte. Yani eve iş götürmek sıkıcı olabilir, bilirsin. Ne sırıtıyorsun? Yok bir şey. Tamam abi. O zaman ben yazıyorum sana 300 kilo. Abi gözünü seveyim ya. Sen niye dinliyorsun ki onları? Ya bırak, bırak boş ver. Ne derlerse desinler. Bak ben sana anlatıyorum. Bak bu kardeşini dinle. Yemin ediyorum çocuk hasta ya. Vallahi hasta. Hayır, Allah zaten vermiş bana bir dert. Kulları bana niye düşman oluyor onu anlamıyorum. Allah Allah. Evet abi, evet evet. Bak heyet bugün toplandı. Hah, bak bak avukat da geldi. Kesin karar resmileşti, verdiler raporu. Abi ben arayayım mı seni birazdan ya? Eyvallah. Nasıl oldu bu iş Nedim? Vallahi
Heyetten çıkan sonuç bu Tuğrul Bey. Akıl hastalığı olmadığına karar vermişler, cezaevine geri yolladı. Nasıl ya? Deli mi lan bunlar? Ulan normal bir çocuk böyle bir şey yapar mı arkadaş? Ya aslında böyle bir şey yapması için illa... Allah kahretsin ya. Bittim a**ım ya. Yemin ediyorum bittim ben. Ha çocuk raporu alacak dedim ben herkese. Ne olacak şimdi? Bak bak bak. Zar zor bağladığım müşteriler de kaçacak. A**ım ben böyle işi. Neydi o kadın? Pedagog mudur nedir? O kadar hikaye anlattık. İşe yaramadı mı? Çocuğun işkence yaptığını söyledik köpeğe. Dedesinin deli olduğunu söyledik. Ne oldu? Ulan böyle bir şey olmasa bile... Var çocukta bir anormallik işte. Sevk etsene hastaneye. Şey dememişim bu ya heyette. Kulağıma şeytan fısıldıyor falan dememiş mi? Bilmiyorum. Raporlara bakacağım ben. Ne olacak şimdi peki? İtiraz falan edemiyor muyuz? Bakın Tuğrul Bey. Ben bütün muayene sonuçlarını tek tek inceleyeceğim. Eksik ya da yoruma açık herhangi bir yer varsa itiraz edebiliriz. Yoksa yeni bir yol haritası çizmemiz lazım. Aslında tutuksuz yargılanması için başvurabiliriz ama ben acele etmek istemiyorum. Niye? Birkaç sağlam gerekçe sunabilirsek daha etkili olur. Yani yoksa bu şekliyle kabul edilmeyecek muhtemelen. Hani içerinin koşulları, çocuğun psikolojik durumu falan gibi. Ben bir raporlara bakayım da. Vallahi ne yapıyorsan elini çabuk tut dedim. Bak bıçak kemiğe dayandı ona göre. Oh. Ne demeye gelmiş ki o kadın buraya? Ne diyecek baba ya? Yalan dolan işte. Çok üzgünmüş de bilmem ne. Böyle sıktı sıktı kendini zorla ağlattı. Annem tutmasa yapışacaktım da boğazına. Yanlış yapmışsınız zaten. Suratına kapatacaktınız kapıyı. Ne işi var ki o kadın burada? Dedim. Aynısını dedim de ben işte annem. Zaten babam bana söylüyor kızım. Sen üstüne alınma. Ya Melike ben sana daha önce de söyledim. Şu kadınla konuşacağım diye tutturduğunda. Ortalık zaten gergin. Bir kaza çıkacak. Ya tamam İlyas. Tamam ben gene hata yaptım. Ya Melike bak. Zaten o katilin artık hastaneye çıkma durumu falan da yok. Bu evde onlarla ilgili bir şey konuşulmasın artık. Bunu yapan içeriye girdi, cezasını çekiyor. Çekecek. Biz de acımızla yaşamayı öğreneceğiz işte. Hepsi bu. Hoş geldin şeker çocuk. Seninle yarım kalan bir hesabımız vardı. Ya çekilin. Lan oğlum, senin ağzını burnunu dağıtmak var ama... ...onu hücreye atmak istemiyorum. Sana dar edeceğim oğlum burayı. Her günün eziyeti olacak. Bittin sen. Her zaman arkanı kolla. İyi ki döndün. Hastane işi olmadı mı? Babanın dediklerini söylemedin mi? Hiçbir şey söylemedim. İyi yapmışsın. Sana hastane güzeldir falan dedim ama sonra üzüldüm. Tüm gece dua ettim. Niye? Gitme diye. Burada senden başka arkadaşım yok. Beceremediler. Belli ki heyette vicdan sahibi insanlar da varmış. O ana babasına da ders olsun. Herkesi kendileri gibi bellemesinler.
Zeynep! Kızım ne yapıyorsun arabada? Allah'ım ya. Şişt. Yuh, terlikle mi çıktın dışarıya? Sen iyice kafayı yedin ha. Zeynep, sana söylüyorum ya. Ne oldu? Ne? İyice delirdi ha. Heyetten ne karar çıktı biliyor musun Zeynep? Aferin sana ya. Vallahi bravo. Bak, oğlun deli değilmiş. Babası gibi yalancı da değilmiş. Bana söyle, bana. Ağzının içine konuşma. Ne diyorsun sen? Oğlumu yalanlarında kandıramadın diyorum. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Belki çocuk hikayeyi anlattı ama doktorlara inandıramadı. Anlatmadı. Ben oğlumu çok iyi tanıyorum çünkü. Tabii tabii. Mektupta da öyle yazdım zaten ona. Sen olmaya devam et oğlum dedim. Bir dakika, bir dakika lan, ne mektubu? Efe'ye gönderdiğim mektup. Babanın yalanlarına inanma dediğim mektup. Asıl şeytan senin babandır dediğim mektup. Sen ciddi misin Zeynep, yoksa benimle mı geçiyorsun lan? Sen gerçekten mektup mu yolladın içeriye? Yolladım. Gerçekten içeriye mektup yolladım. Ulan Allah'ım sen bana... Ulan ya ben katil olacağım Zeynep. Ya katil olacağım. Ne yapacağım lan ben seninle? He? Ben artık sana dayanamıyorum. Ben de sana dayanamıyorum. Yüzünü görmeye tahammülüm yok ya. Nefret ediyorum senden, nefret. Ben de senden nefret ediyorum. Tiksiniyorum senden. Seni görünce midem bulanıyor Zeynep. Ben seni görünce tamam. Ölmek istiyorum. Kendimi bir köprüden aşağı atmamak için o kadar zor tutuyorum ki. Hayattan soğuttun beni be. Tamam ulan. Bitsin o zaman. Zaten bitti. Yok yok. Yok öyle değil. Bayağı gidelim, ciddi ciddi imzamızı atalım, boşanalım. Herkes kendi yoluna Zeynep. Peki tamam. Tamam. Tamam peki o zaman. Ne yapıyoruz şimdi? Neyi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani, ben iş resmileşene kadar bir otele falan gideyim. Yok ya, sen nereye gidiyorsun? Hep diyorsun ya ultra lüks evim var diye, kal evinde sen. Ben çekip giderim buradan. İyi, benim de canıma minnet, defol git o zaman. Allah Allah. Ben diyorum zaten bu işte bir terslik var ya. Meğer mektup yollamış. Selamünaleyküm. İlyas, Gül'ün hanıma 5 tane külbastı hazırlasana be. Akşama misafirleri varmış. Sindirini minirini iyice temizleyiversene zahmet. Kuzuların kesilmesi gibi yani. O da kötü bir şey. İlyas. Ben yapamayacağım usta. İyi tamam, ben yapayım o zaman. Yok abi. Öyle değil. Ben artık hiç yapamayacağım bu işi yani. Ne bileyim abi, elime bıçağı alınca bir tuhaf oluyorum. İlyas, öyle hemen yapamam edemem deme. Sen zaten erken döndün iş. Git biraz dinlensen, sonra konuşuruz. Yok abi, yok. Dinlenmekle falan ilgisi yok bu işin. Ben artık öyle bir yanlıyım. Benim anlatamıyorum işte. İlyas. Ya tamam, ben seni anlıyorum da. Ne yapacaksın ha? Bak, Gül gibi mesleğin var elinde. Sen bunu biraz daha düşün, tamam? Yok abi, yok. Ben düşündüm, taşındım. Bulacağım başka bir iş. Senin de aklında olsun. Hakkını helal et abi. Ya tamam, hakkımı helal edeyim. Helal olsun da. Sen şimdi niye böyle konuşuyorsun ki? Yani hiç bir daha görüşmeyecekmişiz gibi. Sen şimdi git karının çocuğunun yanına, biz bunu sonra konuşuruz seninle. Tamam, hadi. Aa, niye haber vermedin geleceğini? İnsan bir hoş geldin der ya. Ne oldu? Misafirin mi var yoksa? Yok ya, yok. Geç. Geç.
Ne oldu? Canın sıkkın gibi. Ne oldu heyetin sonucu? Ne olacak? Kötü. Yeniden cezaevine gönderdiler çocuğu. Ne yapacağım? Bizimki deli değilmiş işte. E tamam, iyi yanından bak, çocuğun sağlıklı. Ne iyi yanı ya? İyi yanı mı kaldı Allah'ını seversen? Boğazıma kadar battım ben. Zeynep'le de ayrıldık. Ayrılık derken her zamanki kavgalardan biri. Yok ya, bu sefer gerçekten ayrıldık biz. Geri zekalı ya. Bak ne yapmış biliyor musun bu? Cezaevindeki çocuğa mektup yollamış babanın dediğini yapma diye. Bak, ulan ben burada bunları kurtarmak için bunu yaptı, dangalaklığa bak. Baktım bu işin sonunda katil olacağım, ne yapayım, defol git dedim. Ne diyeyim yani? Ciddi ciddi ayrıldınız yani. Ha, ayrıldık. Resmi olarak da boşanacaksınız o zaman. Yavrum saf mısın sen? Ben ne anlatıyorum burada iki saattir? Bitti, bitti. Bitti. Peki. Ya kahve falan var mı? Bana da bir tane getirsene. Var. Getireyim. Abla. Bulut gel, tam zamanda. Gel gel şunu. Arka bagaja koyacağız. Abla sen nereye gidiyorsun? Ne baba bu? Tuğrul'la ayrıldık biz. Ben Işıl'ın evine gidiyorum. Bir çıkayım gideyim buradan, bir kafamı toplayayım. Sonra zaten ne yapacağımı karar vereceğim. Gerçekten mi? Evet. Ayrıldınız? Evet. Oh. Allah'ım bu günleri de gördüm çok şükür. Geç bile kaldın abla, gel. Gel. Her şey yoluna girecek abla. İnşallah, inşallah. İnşallah. Moralini bozma. Bak Efe konusunda da istediğin oldu. Ama seni Işıl'a bırakmam, benim eve gidiyoruz. Yok yok, Işıl'a gideceğim. Niye ya? Ya hep dön dolaş aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne bileyim, ben bir kafamı boşaltayım. Belki kız kıza konuşmak bana iyi gelir. Allah aşkına buradan çıkıp gidelim. Ama bak bu akşam böyle, sonra tamam. Bana da gelecek. Geleceğim, tamam ablacığım. Yalnız var ya, nasıl sevindim ha. O ayı da artık. Şişt, bağırma oğlum. O ayı da artık, sen yokken bak kafasını duvarlara vursun duvarlara. Oh be. Bak biz var ya, yıllardır bunu yapamadık işte ya. Neyi? Bunu işte ya, böyle mal gibi oturmayı. Sessiz, sakin. Zeynep'le sessizce oturup bir şeyden zevk alamazsın ki. Keyif yapamazsın hayatta. Vır 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 vır. Yok Efe şöyle yaptı, yok Efe ne yaptı? Ha bunu niye buraya koydun lan? Yer burası işte, buraya koyacağım. Başka nereye koyayım ki? Ya karı kocayız diye sürekli konuşmak zorunda mıyız biz ya? Evlilik dediğin şey var ya, bu tartışma programları gibi bir şey. Vallahi. Ya tamam. Bırak artık Zeynep'i falan. Keyfimize bakalım. Doydun mu? Biraz kanepeye falan mı geçsek, rahatlasak? Olur. Tuğrul. Hı. Bu akşam sana bütün sıkıntılarını unuturacağım. Diyorsun. Zeynep'i olanları sileceğim o hafızı. Kim şimdi bu saatte ya? Kapıcıdır. Çöp almaya gelmiştir, dur. Geliyorum. Açmasak mı şimdi? Ya dur, geleceğim. Geliyorum İbrahim abi. Işıl, benim Zeynep. Zeynep. Bizim Zeynep mi? Zeynep. Ya dur Işıl, aç. Ulan. Zeynep'ciğim. Bir saniye, geliyorum, üstümü giyiniyorum. Tamam tamam, bekliyorum ben. Ne yapacağız?
Açma, açma. Sen açma, ne yapayım? Tuğrul kız kapıda. Tamam. Git aç. İşim var da gönder hadi. Ya, Allah'ını seversen ayıp, hadi. Ayıp Tuğrul. Kaç yıllık arkadaşım. Nasıl göndereyim? Allah Allah. Kocasıyla yatınca ayıp değil. Kapıyı açmayınca mı ayıp? Hadi. Pisleşme Tuğrul. Gir odaya gir. Çıkma. Sen de çaktın. Zeynep'ciğim, hoş geldin canım. Cebinden aradım, kapalıydı. Ben de bir kapıya geleyim, şansımı deneyeyim dedim. Tuhaf görünüyor, biliyorum böyle bavulla. Kusura bakma, ben duşa girecektim. Üstümü falan çıkarmıştım, yetişemedim. Gel içeri lütfen. Sen kusura bakma, esas selamsız, sabahsız. Yani gerçekten çok sıra dışı şeyler yaşadım. Yoksa yani... Ne oldu Zeynep, bavul falan? Anlatacağım şimdi, anlatacağım. Ben sana bir terlik vereyim. Geç canım sen, geç. Geç sen içeri. Ay çok özür dilerim, senin misafirin varmış. Bulut getirdi, bak hemen ararım, gelip alır beni. Ha şey, işi çıktı gitti sen gelmeden. Yok, misafirim yok, geç içeri sen. Emin misin? Eminim, gerçekten geç. Geç canım. Tuğrul'la ayrıldık. Öyle mi? Çok üzüldüm. Yok ya, ne üzülüyorsun? Bitmişti gitmişti zaten. Ben pat diye geldim, kusura bakma. Birkaç gün kalabilir miyim sende? Kafamı toplayınca... Tabii ki kalabilirsin. İyi ki geldin hatta. Zeynep'ciğim ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi bir duşa gir, rahatla. Sonra biz burada oturup sabaha kadar dertleşelim seninle. Ne dersin? Vallahi böyle bir teklife hayır demem şu an. Değil mi? Çok iyi gelir. Hadi gel. Hadi gir o zaman. Işıl, çok teşekkür ederim sana. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Rica ederim. Sen geç. Tamam. Tamam. Havlu da getiriyorum ben hemen sana şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Anası gibi her şeyi abartır. Bak dediği hiçbir şeye inanma, tamam mı? Allah aşkına sus ya. Çık. Ben bir şey unutmadım. Hiçbir şeye inanma. Efendim, uyuyamadın mı? Nefesim kesiliyor. Sesin gelmiyor, buraya gel. Nefesim kesiliyor diyorum. Ben uyuyamayınca patlamış mısırları düşünürüm hep. Patlamış mısır mı? Niye? Bir keresinde sinemaya götürmüşlerdi bizi, yetimhanedeyken. Zaten bir kere gittim sinemaya. Başka da gitmedim. Orada patlamış mısır dediydim. Kocaman bir tane de kola içtim. Film de çok acayip bir şeydi. Adı ne? Adını bilmiyorum. Yaşlı bir adam var. Karısı ölünce canı sıkılıyor. Evinin içine uçan balonla dolduruyor. Sonra evin gökyüzüne uçuyor. Bu mu film? Bu. Çok güzel ama. Yanında bir tane çocuk da var. Beraber geziyorlar. Keşke benim de öyle bir evim olsam. Gezsem her yere. Acaba burayı komple uçurmak için kaç tane balon lazım? Ben anlamadım. Niye anlattın bunu? Ne alaka? Bilmem.
Ben uyuyamayınca hep o günü getiririm aklıma. Sinemaya gittiğimiz günü. Mutlu olurum. Buradan çıkarsak birlikte sinemaya gider miyiz? Gideriz. Patlamış mısır da yeriz değil mi? Şşş, susun lan. İyi geceler. Sana da. Bugün işten erken geldin. Bir şey mi oldu? Biz hep böyle mi olacağız İlyas bundan sonra? Bakmayacak mıyız birbirimizin yüzüne? Konuşmayacak mıyız bir daha? Konuşacağız. Ama sadece çocuğun yanında. Onun yanındayken karı kocayız. O yokken yok öyle bir şey. Ceren. Anne. Ceren ne oldu kızım? Böyle havalarda korkardı. Yanıma gelirdi, sarılırdık falan. Öyle bir hatırlayınca kötü oldu. Baba. Efendim kızım. Elimi tutar mısın? Thank you.
Afiyet olsun babacığım. Abla kusura bakma. Elimden yememek için inat edince seni çağırmak zorunda kaldım. İlaç içmesi lazımdı. Anladım. Ne kusuru? Galiba olmayacak abla ya. Çocuktum. Birini sevdiğimi sandım. Karşılığında hem bebeğimi kaybettim, hem babam. Babam bu hafle geldi. Olacağı varmış Selim. Kalbi sağlam olsaydı felç geçirmezdi. Önceden de hastaydı zaten. Öyle mi oldu şimdi abla? Yıllardır bu adam senin yüzünden hasta oldu deyip durdun bana sen. Senin yüzünden öldü. Sen öldürdün kalbi sen! Benim oğlum senin yüzünden öldü! Özür dilerim. Ben daha önce böyle büyükle yaşamın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Seviyorum biliyorsun. Senin beyaz güvercinini unuttun mu? Çok severdi güvercinlerimi, hatırlıyorsun değil mi? Bir tane uzun kuyruklu kuğu gibi bir güvercini vardı, onu hatırlıyor musun? Kedi kapmıştı. Nasıl üzülmüştü o zaman, çocuk gibi ağlamıştı. Baba, eve geçiyorum. Uğrarım yine. Bak şimdi, bak, 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 bak. Atıyorum. Tamam. Haydi bakalım. Hoppa. Bak ne güzel ışıyor. Gel. Baba. Heh. Neden kaçıp gitmiyorlar hiç? Çünkü evleri burası kızım. Ama kafesin içindeler. Uçup gidebilirler istedikleri yere. Yine de dönüyorlar. Çünkü nereye gidersen git, evine dönersin. Burada sevildiklerini biliyorlar çünkü. Sevgi öyle bir şey ki, onun için özgürlüğünü bile feda edebilirsin. Ceren, nereye? Okula gidiyorum, nereye olacak? Bekle, ben de geleyim sana. Nereye geleceksin ya? Okula bırakayım seni. Ne alaka, ne okula bırakacağım? Bodyguard'la mı başladın şimdi? Ya saçmalama, ne bodyguard'lı? Hava alayım ben de. Hadi bekle, geliyorum. Şş, güzelsin lan. Abi, ağzına bir şey atalım bence. Taş filan. Oha, yok lan.
Bu olur da başımıza kalır. Sen git şu kovayı getir. Islama köfte yapacağım. Ama bebe, bütün gece uyuyamadı çocuk. Bırak elleme uyusun. Bana ne? Uyusaydı. Korkuyormuş. O da küçük ya. Odadan korkacağına benden korksaydı. Daha iyi günleri bunlar. Sen karışma, arada kaynarız. Abi suyu dökmezsen bugünkü yemeğimi sana veririm. Çekil lan. Bak sana da kuruluyorum Ömercik. Bana bak lan Japon balığı. Burada gündüz uyumak yasak. Gece uyudun uyudun. Gündüz uyursan başına her şey gelebilir. Sudan çıkmış balığa döndüm. Susun bak. Merhaba savcım, beni çağırmışsınız. Size de merhaba. Çağırdım evet. Buyurun. Heyette de bir şey anlatmamış Efe. Evet, biraz gerildi. Peki sizin aranız nasıl? Konuşacak gibi mi? Buyurun oturun lütfen. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Bakın, çocukla bir bağ kuramadıysanız söyleyin. Olabilir böyle şeyler, anlarım. Ben de o zaman vakaya yeni bir pedagog atarım. Siz de epey yoruldunuz zaten. Hayır, hayır. Ben ona yavaş yavaş ulaşıyorum sadece savcım. Bir de bu ilerleme çok yavaş oluyor Demet Hanım. İddianame hazırlayacağım. Ortada hiçbir şey yok. Sadece çocuk ben yaptım diyor. Cinnet mi geçirdi? Kaza mı oldu? Uyduruyor mu? Otopsi raporu da gelmedi hala. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Haklısınız. Bana lütfen biraz daha zaman tanıyın savcım. Anlatacak, inanıyorum. Ben neden acele ediyorum Demet Hanım? Yarın öbür gün karşı taraf tutuksuz yargılama için önüme bir dilekçe koyar. Ve ben bunu görmezden gelemem. İki tarafta da çocuk var çünkü. Çok hassas bir dava bu. Peki. Size biraz daha zaman vereceğim çocuk konuşturmak için. Sağ olun savcım. Olmadı. Mecburen bir oyuncu değişikliği yapacağız. Dilekçeyi hazırladım Turul Bey. Bugün yarın veriyorum savcılığa. Tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Gerçekten mi? Salınma ihtimali var yani. Çocuk gireli kaç gün oldu ki daha ya? Kaç gün olduğunun bir önemi yok. Ben iki sağlam gerekçe sunacağım. Birincisi Efe'nin akıl hastanesinde heyet karşısında altına kaçırması. Nasıl ya? Altına mı işemiş gerçekten? Evet, bu psikolojisinin iyi olmadığının bir göstergesi. Demek ki hapishane koşulları bu çocuk için iyi değil diyeceğiz. Ayrıca içeride birileriyle kavga ettiğini, bir geceyi tek başına geçirdiğini de biliyoruz. Efe, kavga etmiş. Gardiyanlardan öğrendiğim kadarıyla kavgayı da o başlatmış. Bir arkadaşını korumak için. Vay be, Efe'ye bak. Hayır, normalde gider kuzu kuzu dayak yerdi bak, görüyor musun? Hapishane yavaş yavaş adam ediyor demek ki. Psikolojisini de bozuyor tabii ki. Tabii. İkinci gerekçe? Hala konuşmamış olması. Olay gününe dair hiçbir şey anlatmıyor. Hatırlamadığını söylüyor. Bir nevi travma yaşıyor yani. Eğer tutuksuz yargılanır, normal yaşantısına, aile ortamına geri dönerse travmayı daha kolay atlatacağını ve konuşacağını ileri süreceğiz. Ama ailesine dönemeyecek. O ne demek? Çünkü ortada bir aile kalmadı. Biz Zeynep'le ayrıldık. Şu anda mı? Yani olabilecek en kötü zaman. Savcı bunu öğrenirse, ki öğrenir, aleyhimize de kullanır. Yani uzun vadede de sıkıntı. Ne yapacağız peki şimdi? Vallahi çocuğun eve dönmesini istiyorsanız barışacaksınız. Bu kadar mı eziyet anneyle yürümek? Surata bak. Eziyet değil anne de.
Yani normal olmaya uğraşıyoruz. Bu da anormal. Sen ne zaman yürüdün benimle okula? Kazık kadar oldum. Senin neren kazık kadar? Aa. Bebeğimsin sen benim ya, hala. Ay, ay suratım da. Ne yapıyorsun anne ya? Yapma tamam. Tamam mı? Kızamıyorum da sana ya. Nasıl bu kadınsın? Tamam. Geldik okula. Ayrılıyoruz değil mi burada? İyi tamam hadi utandırmayayım seni. İyi dersler. Sağ ol. Kendine dikkat et. Okuldan sonra da hiçbir yere uğrama tamam mı? Tamam. Doğru eve. Üf, bu Ceren de neymiş be? Fena oğlum. Aha, geliyor. Abi şunun videosunu bana da atsan evde de izlerim. Evde de izlersin tabii oğlum. Bana bak. 50 lira ver atayım lan. Lan oğlum herkeste varmış zaten ya. Başkasından isterim. Sana ne para vereceğim? Tamam tamam gönderiyorum. Of baksana oğlum. Merve. Ne haber? Ne oluyor? Kusura bakma Ceren. Öyle. Yani konuşamam seninle. Niye konuşamıyorsun? Çünkü burayla çıkmaya başladım ben. Bana ne? Ya ister burayla çık, ister şurayla. Ne yapayım? Seninle görüşmemi istemiyor Ceren. Niye? Ya buranın kuyruğundan basmışım ben. Ya benim de adımın çıkmasından korkuyormuş. Adının mı çıkması? O ne demek? Öyle işte Ceren. Derse girmem lazım. Tamam ben de gireceğim derse de bir konuşsaydık ben anlamadım hiçbir şey. Allah Allah ya. Sen de bütün gece dert dinledin uykusuz kaldın benim yüzümden. Yok kız ben alışkınım uykusuz kalmaya. Kusura bakma ne olur kendi derdimi anlatmaktan hiç seni soramadım. Canın sıkkındı dün akşam gelen o misafirin yüzünden. Yok yok yok. Ben lafın gelişi söyledim ona. Hayır anlatmak istemiyorsan saygı duyarım. Ben sadece kendi derdimi paldır küldür anlatınca belki sen de... Alınganlık mı yapacaksın şimdi bununla? Hayır hayır hiç alakası bile yok. Saçma ama biz ciddi değiliz. İş ciddiye bilerse ileride anlatırım ben sana. Bizim çevreden biri mi? Hayır. Hayır yani alakası yok tanımazsın hiç. Neyse tatlım benim acilen çıkmam lazım. Yoksa Mücella benim başımın etini yiyecek. Geç kalırsam. Allah'ını seversen. Kadın beni resmen sırtımdan bıçakladı. Utanmadan bana diyor ki ben seni kovamam sen istifa et. Denir mi böyle bir şey? Bu kadar ikiyüzlü bu kadar omurgasız olunur mu? O kadar özledim ki çocuklarımı. Hayır okula geri dönmek istiyorum. Döneceksin Zeynep'ciğim. Döneceksin. Zaman geçsin biraz. Herkes her şeyi unutacak zaten. Ben konuşurum Mücella'yla. Yumuşatırım da onu. Sen bugün dinlen. Keyfine bak. Kahvaltı yap. Ben cezaevine gideceğim. Efe'yi görmeye. Nasıl istersen. Ama kendi evin gibi. Tamam. Çok sağ ol her şey için ya. Çok sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba, buyurun. Ya barışma çiçeği yaptırmak istiyorum da ben. Barışma çiçeği derken? Barışma çiçeği işte ya. Karımla barışacağım. Böyle büyük, böyle gösterişli, bol çiçekli bir şey olsun işte. Anladım. Hemen mi? Hemen hemen. Hadi başla sen. Efendim? Efendim mi? Ne resmiyet ya? Hiç arayıp sormuyorsunuz Zeynep'le ne konuştunuz diye. Canım sıkkın Işıl. Çiçek yaptırıyorum şimdi. Ne çiçeği? Akşam geleceğim Zeynep'le barışmamız lazım. Biliyordum ya. Biliyordum da ben bu kadar erken beklemiyordum yani. Daha bir gün oldu ya. Kızım istediğimden değil ya.
Bizim avukat tutuksuz yargılama talep edecek. O yüzden ayrı olmamız Efe'nin davası için iyi olmayacakmış. Bunun için barışmaya ne gerek var Tuğrul? Anlatırsın Zeynep'e durumu. Ele güne karşı mutlu gibi yaparsınız. Zaten her zaman yaptığınız şey. Öyle değil işte. Bunlar ana oğul başıma doğrucu Davut kesildiler. Ya sen bilmiyor musun? Ben Zeynep'e şu an yalandan bir şey yaptırmaya çalışsam gider inadına tersini yapar ya. Çocuğunun mutluluğu için yapar bence Tuğrul. Ha, yapar tabii. Öyle olsaydı gider o kanlı memleği teslim etmezdi polise. Ya da doğru söyle diye mektup yazmazdı çocuğa. Neyse ya ben düşündüm taşındım. Sen benim işime karışma tamam mı? Karışmayayım mı? Sen benim evime... Karınla barışmaya geliyorsun Tuğrul. Sevgilinin evine gelin almaya geliyorsun. Bana karışma mı diyorsun? Bu ne pişkinlik ya? Işıl bir dur ya. Kızım bir dur bir sakin ol. Sakin falan olamam ben. Benim de bir onurum gururum var. Sen bu Efe olayı patlamadan önce zaten boşanacağım diyordun Tuğrul. Bahanen var, boşan işte artık. Şimdi değil, tamam mı? Onun bir zamanı var. Sen beni sürekli kandırıyorsun. Eğer akşam gelirsen Zeynep'e her şeyi anlatırım. İşte o kadar Tuğrul. Ne anlatırsın? Hayret bir şey. Böyle kuru sıkı salla. Birader niye bakıyorsun? Yapsana sen çiçeği. Öyle bir şey istemedim ki ben ya. Bununla mı barışacağım ben? Daha büyük, daha can canlı bir şey. Evet. Hoş geldin Efe. Ne haber? İyi. Biraz uykusuz gibisin. Yok değilim. Dudağına ne oldu? Efe'cim seni daha fazla yormak istemiyorum. Ama seninle bir konu hakkında konuşmak için geldim. Biliyorum anlatması zor olan bazı şeyler var. Mesela o gün neler olduğu gibi. Lütfen yanlış anlama. Bana anlatamadığın için seni suçlamıyorum. Beni suçlamadığını biliyorum. Sağ ol. Diyeceğim şu ki... Biliyorsun, savcı beni seninle konuşmam için görevlendirdi. Şimdi sen olanları hatırlayamayınca savcı benimle konuşamadığını düşünüyor. Sana kızıyor mu yani? Hayır, kızmıyor. Ama bizim bir zaman sınırımız var. Ve biz eğer o sınırı aşarsak savcı beni görevden alabilirmiş. Görevden alırsa bir daha gelmeyecek misin? Yani arkadaşın olarak elbette gelirim. Ama bu mevzuları başka bir pedagogla konuşman gerekecek. Bütün bunlar benim kararım değil. Sadece sürecin nasıl işlediği konusunda seni bilgilendirmek istedim. Sonradan bana bunları neden anlatmadın deme diye. Başkası gelirse onunla konuşmam ki. Ben onu istiyorum derim. Seni geri gönderirler. İşler öyle yürümüyor tatlım. Sen mi gitmek istiyorsun yoksa? Beni bırakmak mı istiyorsun? Hayır. Hayır. Efe. Dön bana. Olur mu öyle şey? Ben seni çok seviyorum. Anlatacağım. Dün olanları. Ama çok yorgunum. Yarın anlatsam olur mu? Tabii ki. Ne zaman istersen. Sen şimdi git dinlen. Ben yarın yine gelirim. Tamam mı? Thank you.
haber? İyi, senden ne haber? İyi. Ben de seni arayacaktım da rahatsız etmekten çekindim. Niye çekindin ki? İşte sen işin var dedin ya, ondan. Görüşemem dedim ama. Arasan konuşurduk tabii ki. Ben yine büyük fırsatları kaçırmışım. Telafi edelim. Oturmaz mısın? Kahve? İsterim. Ben aslında senden bir şey istemek için geldim. Hmm. Şimdi benim bir şeye ihtiyacım var. Ama nereden başlayacağımı, kime soracağımı pek bilemedim. Dedim ki, bence Bulut'un yanına gideyim. Bulut bana bir akıl verir. Belki bir tanıdığı vardır. Çok doğru adrestesin. Ne lazım? Taklacı güvercin. Taklacı güvercin. Böyle beyaz ve havalı bir şey olursa benim için çok daha iyi olur. Beyaz, havalı, takla atıyor. Evet. Bir de bu güvercin. Yanına böyle haydari, şakşuka bir şeyler. Çok komik. Aşk olsun sana ya. Kime gideceğimi bilmedim diyorum. Hemen dalga geçiyorsun. Yok canım, dalga geçmiyorum da ne alaka yani durup dururken taklacı güvercin? Babam eskiden güvercin beslerdi. Ona sürpriz yapmak için aklıma geldim. Bir süredir hasta. Hareket edemiyor. Felçli yani. Bir şeyim var dediğim de o bu arada. Babama bakıyorum. Anladım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kahvelerinizi geçelim şöyle masaya. Hadi geçelim. O zaman ihtiyacımız olan şey taklacı güvercin, doğru mu? Taklacı güvercin, çok doğru. Ne yapıyoruz? Bir bilene soruyoruz. Kime? İnternete. Ya inanır mısın? Benim de hiç aklıma gelmedi internete bakmak. Değil mi? Çünkü bu çocuğun Ahmet Mehmet abileri vardır. Esnaf bir çocuk, kasaba çocuğu. Güvercinlerle takla atıyorlardır. Yok, öyle abilerimiz bizim. Yok. Taklacı güvercin nereden alınır? Ara. Nereden alınırmış? İşte böyle ilanlar var da yakın olana bakmak lazım. Tamam. Hadi bakalım. İşte bak bu İstanbul'daymış. Yolunu mu kaybettin sen? Yolunu kaybettin. Aha, kesin öyle, kesin öyle, kesin, kesin, kesin öyle, kesin. Kesin öyle, kesin öyle. Kesin öyle, kesin, kesin öyle, kesin öyle, kesin, kesin. Yolunu kaybettin, kesin, kesin öyle, kesin, 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 kesin öyle. Kaan. Demek adın Kaan. Tanıdığım Kaan, Kaan. Güzel isim, kesin güzel isim, kesin. Kesin. Kalk! 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 Lütfen kalk! Kesin. Ha? Kaan. Ha.
Ne haber İlyas? Çay getir oğlum. Geçen Murtaza ile karşılaştım. İşe geri döndü dedi senin için. Vallahi dönmüştüm de temelli ayrıldım abi. Niye? Ne bileyim olmuyor işte ya. Elim bıçağa gitmiyor bir türlü. Bakalım biraz kafayı toparlayayım başka bir iş bakacağım abi. Eyvallah. Zor be İlyas. Çok zor. Allah sana sabır versin. Güç versin. Ne zaman çalışırım dersen sorup soruştururuz. Yaparız bir şeyler be İlyas. Kızım olmasa çeker giderdim de. Kız var işte. Onun için bir iş bulup çalışmam lazım. Vay 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 vay, kimleri görüyorum? Ne oldu ya? Muhatap olmuyor musun artık benimle? Millet bize gelince ya Rabbi şükür. Ne diyorum be mal? Maşallah diyorum güzelim. Bize bir öpücük için fino köpeği gibi 1000 tane takla attırıyordun. Millete oranı buranı açıp dans şov yapmışsın. Ne dans şov be? Ne diyorsun? Aa, senin haberin yok mu ya? Fenomen oldun güzelim. Bütün okul senin videonu izliyor. Özellikle Abazan Spor. Ha, ben de yüklemeyi düşünüyorum biliyor musun? Hani yerelden evrensele hesabı. Bak dur. Hah. Bu ne? Kim çekmiş bunu? Tarantino çekmiş. Ha, kim çekecek? O beni kıskandırmak için üst kata çıkardığın 3 tane dallama vardı ya. Onlardan biri çekmiş. O tabii sen hatırlamazsın güzelim. Çok güzeldi kafan. Serdar'cığım. Allah kahretsin. Rezil oldum. Asıl ben rezil oldum lan. Bütün okul biliyor bizim çıktığımızı. Boynuzlu diye dalga geçiyorlar bende. Ula bula okulun en yollusunu bulmuşum. Ne yapıyorsun kızım? Ben de taksidini bitirmedim telefonu. Git al telefonunu. Girersin. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz yarım saattir ya? Bir şey diyecekseniz yüzüme söyleyin. Söyleyin de kırayım ağzınızı burnunuzu. Gıcığım zaten sana. Yollarım seni. Ne bakıyorsun? Can ben ya. Anladım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol abi. Ne olmuş? Yok. İlanı kaldırmayı unutmuş. Birkaç gün önce gitmiş bütün kuşlar. Hadi ya. Taklacı bulmak zormuş ya bayağı. Güvercin mezatı falan bir şey dedin sen. Ha, o da ayda bir yapılıyormuş ama 2 haftası daha varmış onun da. Bakıyorum. Yakında da başka bir ilan yok. Hepsi İstanbul'da. İstanbul'a gidemem şu an. Çok heveslenmiştim biliyor musun? Ya kusura bakma ya. Yardımcı olamadım sana. Daha nasıl yardımcı olacaksın bana? Teşekkür ederim. Benim gitmem lazım artık. Ben bırakayım seni. Ben yürürüm diye düşünmüştüm ama. Tamam. Ben de çok güzel yürürüm. Beraber yürüyelim. Çok güzel yürürsün. Yani eşlik edeyim anlamında. İyi. Montumu alayım. Hadi al. Ahmet. Efendim abi. Ben çıkıyorum. Tamam abi. Geleceğim bir yarım saat. Ektim soğan, karaya ektim soğan. Abi bence gitsin altına geçildi.
Sana çok sevdim. Tarraya, dim soğan tarraya, dim soğan tarraya. Hadi oğlum, hadi hadi, oturmaya mı geldik? Hadi. Tarraya, ektim soğan tarraya. Vallahi kafanda kırarım ha. Ne istiyorsunuz bu çocuktan ya? Tövbe tövbe. Kralsın Cumali baba. Yürü lan, bana bak. Banyoya bırakın elinizdekileri. Allah Allah ya. Efe? Tamam, gönderdim, gittiler. Ziyaretçim var Efe, seni görmek istiyor. Gidelim mi? Annem. Annem. Aşık. Ya anne ağlama. Sen ağlayınca ben de üzülüyorum. Cık. Ağlamıyorum anne. Ağlamıyorum. Sevinçten ağladım ben zaten. Gel. Gel. İyi misin anneciğim? Ha? Sana bir çanta yaptım ben. Temiz kıyafetler var içinde, teslim ettim oraya da. Yiyecek bir şeyler de koydum. Sevdiğim boya kalemleri falan var ya. Kağıtlarla onu da koydum. Resim yaparsın belki. Canım. Sen uykusuz musun? Az mıydın? Burada uyuyamıyorum. Niye anne? Oda yüzünden. Çok küçük. Gece olunca daha da küçülüyor. Şeyi denedin mi? Sanki böyle başka bir yerdeymişsin gibi hayal etmeyi denedin mi? Hani okul gezisine gittik, pikniğe bayılmıştın sen oraya, hatırlıyor musun? Oradaymışsın gibi hayal et mesela. Yani böyle çimlere yatmışsın, sırt üstü, gökyüzüne bakıyorsun. Başka da hiçbir şey düşünme oğlum, hiç. Tamam. İşe yarar mı? Kesin. Bak Beti, sen yap, göreceksin ne demek istediğimi. Sen nasılsın? Ben seni gördüm. Çok iyiyim. Çok. Sen de uykusuz gibisin. Ben dün akşam biraz az uyudum ondan. Onu fark etmişsindir. Babamla kavga mı ettiniz yine? Annem, sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Ondan uykusuz kalıyorsun zaten. Hiçbir şey düşünme. Hiç. Sen güzel şeyler düşüneceksin hep artık, tamam mı? Ben iyiyim bak. Çok iyi olacağım bir de. Söz. Babam bir keresinde bu çocuk olmasaydı seni boşarım demişti. Ben onu yokum ya. Boşanacak mısın? Annem, sen ne olur bunları düşünme lütfen. Çok rica ederim. Bizim babanla problemlerimiz var. Evet, hep oldu sana. O kadar çok yansıttık ki. Hep yük verdik sana. Biz senin çocuk olduğunu unuttuk babanla. Çok olgun davrandın bize hep. Bak, biz babanla ne yaşarsak yaşayalım, bu artık seninle ilgili değil. Bu bizim problemimiz. Sana söz veriyorum. Ne olursa olsun ben senin yanında olacağım. Arkanda, önünde. Sen nerede istiyorsan annen orada olacak. Söz veriyorum sana. Senin gülüşünü yerim ben. Oh. Thank you.
kahveçsiniz. Üstüne çok düşersen sıkılır. Cool ol biraz. Aramazsan arama ya. Ne yapayım? Bırak o seni arasın biraz da. Sen aramazsan bak nasıl düşecek peşine, seyret. Hadi otur otur sen Sedat, hadi. Ama insan bir gıcık oluyor yani. Ben o kadar barıştım seninle. Kalbime kırmana rağmen ben meseleyi uzatmadım. İnsan bir yemeğe çıkalım falan der. Yani olmadı, ayıcığını alır gelir. Ama sen ne yaptın? Yok. Ben bugün sana mesaj attım. Savcı çağırdı falan dedim. Hiçbir şey yok. Oralı bile olmadın. Peki tamam. Sen bilirsin. Tamam ya. Arama. İstemiyorum. Arama zaten. Arama. İstemiyorum. Buyurun, kime bakmıştınız? Selam. Nasıl ama yakışıklı değil mi? Ha? Yani Sedat bilmiyorum, sen bu ay bütün maaşı ayılara gömdün. Ya evet, biraz öyle oldu. Ya biliyor musun Demet, sen benim içimdeki böyle gizli bir tutkuyu açığa çıkardın. Benim devamlı sana ayı alasım geliyor. Vallahi bak sabahları böyle uyanıyorum. İnsanlar çay kahve diye kalkar ya, ben böyle ayı diye kalkıyorum. Ya. Bak sana tavsiye edebileceğim çok iyi psikologlar var. Bence onlara görünmelisin. Olmaz, acilen. Olmaz, ben seni istiyorum. Yani psikolog olarak canım. Hı. Sen beni aşarsın. Dönüp iki üniversite daha okumam gerekir. Koku ne? Aç mısın? Sana lahmacun aldım. Gerçekten mi? Kocaman bir ayı ve bir kutu lahmacun. Bir kadın bu hayattan başka ne isteyebilir bilmiyorum. Çok şanslıyım. Bir dakika, bir dakika. Ha. Sumaklı soğan da var. Ne diyorsun? O zaman lütfen, lütfen içeri buyurun. Artık yedin değil mi? Evet. Oh. Buyursunlar. Karnın aç mı İlyas? Selam. Haberi videonu izliyorum. Belli ediyorsun beni. Artık bu yetmiyor. Başka videolar da atsana. Görüntülü arayayım mı seni? Yoksa bunu internete yüklerim valla. Ceren. Bir şeyler hazırladım. Gel yemek ye. Yok ya anne, aç değilim. Ağladın mı sen? Niye ağlayayım anne? Ne oldu, okulda bir şey mi oldu? Olmadı hiçbir şey. Tamam. Ama olursa bize söyle, tamam mı, bana ya da babana, biz buradayız. Tamam. Tamam hadi, hadi ben yatacağım. Yatacağım ben. Tamam. Resim at kız. Videonu daha yeni izledim. Ve şu an keşke yanında olabilseydim dedim. Bana da özelden bir resim at. Göstermem kimseye. Kendime saklarım sadece. İstersen para da veririm sana. İyi banyoya göndereyim hemen. Pislikse bu kadar. Zeynep hadi. Yok canım, sana afiyet olsun, hiç iştahım yok benim. Aa, olmaz öyle canım, gel. Yok yok, gerçekten aç olsam gelirdim.
Afiyet olsun. Ben bakayım mı? Yok canım. Bakarım ben. Kimmiş bakalım? Merhaba Işıl. Girebilir miyim? Bilmem. Girebilir misin Torun? Onca şeyden sonra yüzün var mı? Şu anda şu kapıyı yüzüne kapatsam yeridir. Ya Işıl, Allah'ını seversen ya, şimdi sırası değil. Bir dur. Teşekkür ederim, sağ ol Işıl. Zeynep'ciğim. İyi akşamlar. Bak sana bunu getirdim. En sevdiğin çiçeklerden sana bir buket yaptım yavrum. Ben hangi çiçeği seviyorum Torun? Hepsini. Ya sen bütün çiçekleri sevdiğin için ben de böyle karışık bir şey yaptım. Böyle bırakayım mı? Amacın ne senin ya? Hayırdır çiçek mi çek? Zeynep. Ya ben çok pişman oldum kızım. Bak yemin ediyorum var ya, dün gece tek başıma kalınca başıma dank etti. Zeynepsiz olmaz dedim ya. Sen benim sinirlerimi bozuyorsun ha. Kafamı buluyorsun sen benimle, ne yapıyorsun şu anda? Yok ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi Zeynep? İnsan bir şeyi kaybedince değerini daha iyi anlıyormuş. Vallahi. Ha dün ölmemi istiyordun. Gecesinde aşık oldun bana öyle mi? Oldum. Yemin ediyorum oldum. Ben seni hala çok seviyorum. Aşığım. Ya bırak kızım. Allah aşkına, onlar bitti gitti de. Bitmedi. Ya Zeynep bak, senden rica ediyorum böyle şeyler söyleme, tamam mı? Bende bitmedi. Ya kızım bir düşünsene ya. Son dönemde o kadar manyakça şeyler yaşadık ki biz. Hangi anne babanın başına böyle şeyler gelir ki? Kimin başına gelse aynı sorunları yaşardı. Bizim yaşadığımız sorun bu işte. Ama bak sana söz veriyorum, toparlayacağız. Yemin ediyorum çocuğumuz için ya. Ya ben sana şu kadar inanmıyorum. Neyin peşindesin bilmiyorum ama... tipine bakıyorum. Bariz yalan atıyorsun. Yapma Zeynep ya. Hoş sen doğruyu söylesen ne olur. Ben de bitmiş bir kere. Sana bakınca ben sadece kötü şeyler hatırlıyorum artık. E tamam, değiştireceğim işte. Sana her şeyi unutturacağım. Tamam yeter artık, hadi git. Git tamam, ya. Tamam belki bir şey konuşalım. Git, bir şey konuşmayalım. Al çiçekleri de. Al çiçeğini de. Seni baba ayıp. Al çiçeğini ya, heba olma. Ayıp oluyor, evet. Çek git buradan. Tamam dışarıda bir konuşalım. Al o sarı çiçeğini. Duymuyor musun sen kadını, çık diyor sana. Çık. Bir dakika Işıl ya, sen niye karışıyorsun ki? Ben niye karışıyorum? Ben niye karışıyorum? Ben karışıyorum çünkü burası benim evim. Çık. Kusura bakma lütfen. Gider misin? Huzursuz tamam, ediyorsun iki insanı. Dakika ya. Gider misin? Tamam peki. Tamam peki. Öyle olsun. Ya ben seni çok kırdım biliyorum ama özür diliyorum senden ya. Git git. Yalancı bu herif ya. İnanma hiçbir sorun yok. Yok inanmıyorum. Kusura bakma sen gerçekten yani. Bir de çiçek yaptırmış ya utanmadan. İyi misin sen? Sinirlendirdi seni de akşam akşam. Yok yok. Alışığım ben zaten. Ya Demet ben çok açım ya. Sabahtan beri bir tane elmayla duruyorum. E hadi yiyelim o zaman. Ben de çok acıktım. Al bakalım. En güzel yerden aldım ha, bak sıcak sıcak. Vay. Bak şimdi. Nasıl bir olay bu? Olmaz. Demet sen soğan koyacak mısın? Niye soruyorsun? Soğansız yenmez ki. Koy o zaman. Sen koyarsan koyarım. Ay ne saçma şey bu. Kokarım Demet sana o zaman, yemezsen. Yani bunun kıymasında da soğan var zaten. Yani sen koysan da koymasan da kokacağız. Ya olur mu öyle şey? Şimdi ikimiz de lahmacun yediğimiz için onun içindeki soğan kokmaz ama ben ekstra soğan koyarsam yani... o zaman kokar, benimki fazla kokar. Sedat sen niye bu soğan mevzusuna bu kadar taktın ki? Yani bizim aramızda neticede bir mesafe var. Kokmayız merak etme. Ha. Bak şimdi. Aramızda bir metre falan bir mesafe var Demet, hepsi bu. Yani çok bir şey yok. Şimdi bak ben böyle bir 30 santim sana yaklaşsam mesela. Hani buradan konuşsam. Niye özellikle yakınlaşarak konuşuyorsun ki? Bazı mevzular yakınken konuşulur. Yani o zaman daha anlamlı olur. Ya öyle mevzular konuşacaksak benim de yakınlaşmam gerekir.
ne ya? Eski işim. Harika bir melodi seçmişsin. Normalde bu saatler olmaz, benim bunu açmam lazım. Aç, aç. Efendim? Ha, söyle. Dur, bir sakin ol. Anlat bakayım. Tamam, iyi yapmışsın. Hangi hastane? Tamam, geliyorum ben birazdan. Ne oldu? Benim kız ateşlenmişti, annesi acile götürmüş. Benim gitmem lazım Demet. Ya umarım ciddi bir şey yoktur. Yok, zannetmiyorum. Arada oluyor böyle, üşütüyor falan. Hastaneye gidiyor. Görüşürüz. Evcilik oyununu çocuklara mahsus bir şey zannederler bir de. Değildir efendim. Evcilik oyununun ustaları biziz. Çocuklar mış gibi yaparken bütün benlikleriyle oyuna dahil olurlar. Buna inanırlar. Ama biz oyun oynadığımızı hiç unutmayız. Yalan olduğunu bile bile inanırız bazı şeylere mesela. İnanmak isteriz. Bir yanımız ondan nefret eder, bir yanımız hala sever. Duygularımız da oyun oynar bize. Birisinden ayrılmayı tam olarak başaramayız. Fiziksel olarak ayrı olsak da anılar yaşar zihnimizde. Eski sevgililer rüyalara girer. Bazen de fiziksel olarak çok yakınken, hatta aynı yatağı paylaşırken çok uzağızdır birbirimize. Çocuklar böyle bir evcilik oyununu sürdüremez mesela. Bir yerde dayanamaz, kıkır kıkır gülerler. Ama biz büyükler inatçıyızdır, durmayız. Bunu yaparken de çocukları öne süreriz. Onlar için bu oyunu devam ettiririz sözde. Ama çocukların dünyasında neler olup bittiğinin farkında bile olmayız. Hadi iyi dersler kızım. Sağ ol, sana da kolay gelsin. Tamam. Net oğlum. Tamam, geldik ayrılma yerimize. Anneciğim, dün okulda bir şey mi oldu? Bak, Kaan'la ilgili bir şey söylüyorlarsa söyle. Söylemiyorlar anne. Dedim, hiçbir şey olmadı. Tamam. Hadi, görüşürüz. İyi dersler. Merhaba. Merhaba.
Fazla vaktim yok yalnız. Babamla ilgileniyorum da. Sen ne söyleyecektin bana? Yani ben de fazla vaktini almayacağım zaten. Sana bir sürprizim var. Bulut! Bu arkadaşlar İstanbul'dan geldiler. Takla atabiliyorlar. Ayrıca çok da havalılar. Çok teşekkür ederim. Ne kadar verdin bunlara? Ya sen ne yapacaksın benim ne kadar verdiğimi? Ya olmaz öyle şey. Söyle lütfen. Bence de olmaz öyle şey. Bu bahsi kapatalım lütfen. Dükkan boş. Ben dükkana gitmem lazım. O zaman karşılığında ben de sana yemek ısmarlarım bir ara. Yani hesabı kapatmak için mi diyorsun? Evet. Onu böyle bir 8 sene falan yapman lazım haftada bir. Tam karşılığı olmasını ya, istiyorsan. Ya Bulut söyle ne kadar tamam, verdin? Tamam gitti ben. Tutma beni ya. Çocuk tek başına dükkanda. Hadi gittim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne bunlar? Babama. Baksana şunlara. Öküzün trana baktığı gibi bakıyor. Çeto da içeride nöbet tutuyor. Gözümü kapatır kapatmaz ses çıkartıyor. Hepsi benim yüzümden oldu. Resmimi yırttılar diye kavga ettin ya. Senin yüzünden değil. Biraz uyuyabilsem sana yeni resim bile çizerim. İyi ki sen geldin Efe. Daha önce hiç arkadaşım olmamıştı. Benim de. Yakaladım abi. Yakaladım. Oo süper lan. Büyükmüş bayağı. Hey yavrum beni. Efecik. Bir de Cihangir abi beni sevmez zannedersin. Senin için neler yapıyoruz burada haberin yok. Yakalanmaz denileni yakaladık. İşte burada. Uy o ne? Kakalak. Ya çek şunu. Korkma lan. Alt tarafı kakalak. Bunu ne için yakaladık biliyor musun? Sen uyurken ensenden aşağıya bırakmak için. Çekil ne? Gel Çeto. Bizim kakala beslerim de büyüsün biraz. Bir de isim düşünelim lan buna. Ne koyalım? Sevimli olsun mu abi? Yok minnoş koyalım. Olur mu lan öyle? Başka bir şey düşünelim. Hastaneye gitsen kurtulurdum bunlardan. Babanı dinlemediğine pişman mısın? Daha önce konuştuğumuz gibi Tuğrul Bey, dilekçeyi savcılığa verdim. Durumu da bizzat anlattım. İçeride çocuğun psikolojisinin nasıl bozulduğu falan gibi. Sizden de bahsettim Zeynep Hanım'la ikinizden. Nasıl bahsettin? Ya, övdüm tabii ki. Şimdiye kadar sizin sadece işinizi, yaşınızı falan biliyordu. Ben ne kadar iyi birer anne baba olduğunuzu anlattım. Yani çocuk salınırsa aile ortamında travmayı daha kolay atlatır. Olay günü neler olduğunu anlatır dedim. İyi. Siz bu arada eşinizle barıştınız değil mi? O iş tamam ya. Yani. Peki umutlanabilir miyiz? Tabii ki. Ben olumlu bir yanıt geleceğini düşünüyorum. Karar ne zaman çıkar? Bir düşüneyim dedi. Yani çok uzamaz. Bugün yarın verir bir karar. Hadi inşallah ya. Hayır çocuğu salarlarsa en azından millete bakın. Yeterli delil olmadığından dolayı saldılar derim. Öyle değil mi? Zaten tutuksuz yargılanmayı kimse ciddiye almaz. Yoksa işler kötü Nedim. Yemin ediyorum batacağız ya. Işıl, kim geldi? Kapı çaldı demin. Işıl'cığım, söyle şu arkadaşına da hazırlansın. Onu bekliyorum. Zeynep burada Canan abla, söylesen. Küsüz biz onunla. Lütfen arkadaşına söyler misin valizini hazırlasın? Bekliyorum. Ne oluyor Zeynep? Işıl'cığım, annem bana küsmüştü de. Muhtemelen evi terk ettiğimi öğrendi kardeşim de. Şov yapmaya geldi.
İşte sen benim şöyle kalbimi kırdın. Vay efendim, ben şöyle cefakar bir anayım. Filan herhalde onları anlatmaya geldi buraya. Işılcığım, lütfen arkadaşına söyler misin benimle dalga geçmekten vazgeçsin. Onun yaşında kızım var benim. Gülmeyin, ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Git hazırlan çabuk. Bekliyorum seni. Sana kırgınlığımın geçtiğini falan da hiç düşünmeye kalkma. Hala çok kırgınım. Ama böyle bir zamanda seni el alemin evinde de bırakamazdım o yüzden. Git hazırlan. Aşk olsun Canan abla ya. El alem mi olduk şimdi yani? Kimsin el alem değil de kimsin sen? Amcasının kızı falan mısın? Al, alınganlığın sırası değil. Eline sağlık. Işılcığım ben sahiden gideyim ben. Yani farkındayım bana gösterdiğin nezaketin. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Gelenin var, gidenin var filan. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Yok, hiç öyle düşünme. Ama annenle gitmek istiyorsan da... Benimle gelmek istiyor. Hadi bekliyorum, hazırlan. Ya çok teşekkür ederim sana. Gerçekten hakkın ödenmez. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ben o zaman hazırlanayım Işıl. Annemi bekletmeyeyim daha fazla. Ceren. Baba. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Bırak şimdi soru sormayı. Ben sordum ilk önce. Okulda olman gerekmiyor mu senin? Senin de işte olman gerekmiyor mu? Anlaşıldı. Okulu kırmışsın sen. De niye yalnız oturuyorsun kızım? Arkadaşların falan yok mu? Sen de işe gitmemişsin. Kahve maveye gitseydin burada tek başına oturuyorsun. Anlaşıldı Ceren. Soruya soruyla cevap vereceksin. Anlaşıldı. Bir derdin varsa söylersin değil mi? Sen söyler misin? Söylerim. Söylerim de karşılıklı. Ben sana söyleyeceğim derdimi, sen de söyleyeceksin. Ben işi bıraktım. Yeni bir iş bulana kadar da annene söylemezsen sevinirim. Nereden bıraktın işi? Sıra sende şimdi Ceren. Söyle bakayım, senin derdin ne? Ne oldu? Bir şey hatırladım da. Ne? Söyle. Söylemem. Ben söyledim ama. Şimdi sıra sende. Bugün benim doğum günüm. Öyle görünce bir an. Ama sen de kimseye söyleme. Gereksiz bir şey zaten. Gel buraya gel. Of canım kızım benim. İyi ki doğmuşsun kızım. İyi ki varsın. İyi ki sana rastladım baba.
Çok yalnız hissediyorum. Geç. İster yatak odasında kal, ister kendi odanda. Mutfağı biliyorsun zaten. Banyoyu da biliyorsun. Akşama yemek yok. İstiyorsan telefonla sipariş ver. Canın ne istiyorsa. Wi-Fi şifresini verecek misin? O kadar da değil, yok artık. Sen benim kalbimi söküp at, izmarit gibi yere, bir de üstüne bas. Daha ne kadar yüzüme vuracaksın? Ayrıca sen torunla ilgili yalan söyledin. Bunu niye atlıyorsun ki? Efe'yi korumak için yalan söyledim ben bir kere. Tamam anne, Allah aşkına. Bak şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey söyleyeceksin. Sonra yine kalpler kırılacak. Ben içeriye gideyim. Ne kadar az birbirimizi görürsek o kadar. Hemen şey etmeseydin. Yani gitmeseydin hemen. Salona geçseydik, bir çay içseydik, bir şey yapsaydık. Ekstraya girmesin çaylar. Para filan alırsın belki. Zeynep, sen benim kalbimi niye kırdın kızım? Niye bana bu kadar ağır konuştun? Ha? Ya şu anneciğinin bir kıymetini bil artık ya. Ha? Özür dile. Bir şey yani. Tamam anne, sen kazandın. Biraz ağır konuştum, özür dilerim. Hı? Tamam, özrümü kabul ediyorum. İyi olsun. Allah kahretsin.
Ne oldu? Tuğrul ararsa sakın bak. Burada yok diyeceksin. Ay yok canım. Sakın. Canım. Yok yok söylemem. Hiçbir şey söylemem. Nereye gidiyorsun şimdi? Kendi odana mı şey? Niye ayrıldınız diye sormayacak mısın sen? Yok. Niye sorayım? Biliyorum çünkü sebebini. Çünkü sen Zeynep'sin, o Tuğrul. Ayrılma sebebiniz bu yani. Ha darlamayacaksın beni. Tuğrulcusun ya çünkü sen. Ay yapamayacağım. Ne haliniz varsa gör. Hatta tasını tarağını topla, gel burada yaşa. Hı? Güzel olmaz mı? Efe de çıkar yakında. Hep beraber gül gibi yaşar gideriz. Efe. Daldın gittin bir tanem. Çok yorgun gibisin. Böcek var. Ne oldu? Kocaman böcek var. Hayır. Efe'cim yok, yok böcek orada. Korkma, korkma. Gel otur, otur korkma. Korkma. Dün ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? O gün olanları anlatacaktın. Hala anlatmak istiyor musun? Daha çok var mı? Az kaldı. İstiyorum. Anlatacağım. Ormana gittik. Sonra ne oldu? Skuterimi beğenmedi. Ama bu çok eski. Ben sana yeni demedim ki. Of çok yoruldum. Boşuna geldim buraya. Bırak onu. Bakacağım ya. Ya bırak dedim. Bakacağım ya ne var içinde. Bırak dedim sana. Çocuk. Çocuk neredesin? Neredeymiş Kaan? Bilmiyorum. Kayboldu. Efe nasıl bilmiyorsun? Nasıl kaybolur? Bir daha görmedin mi? Hayatım bak bu senin için çok önemli. Lütfen iyi düşün Efe. Ne işin var senin orada? Sana uçabilirim demiştim. Ya in aşağı düşeceksin. Seninle uğraşamam. Uçacağım sen de göreceksin. Kanatlarım yok ama böyle böyle yaparım onu. Tamam. Hadi atla uç da göreyim. Uç hadi. Hadi korkaklık yapma da atla. Ben hiç şeyden korkmam bir kere. Babam bana aslanın cesur oğlum diyor. Tamam madem cesursun atla hadi. Atla da göreyim hadi. Ağaçtan nasıl indi Kaan? Efe? Efe? Ağaçtan nasıl indi Kaan? Düştü mü yoksa? Atla! Atla hadi! Madem babanın aslanıydın hadi atla! Atlasana uç hadi! Uç da göreyim. Atlasana. Atla hadi. Atla. Atla dedim sana.
sana. Atlas! Efe'cim. Efe'cim böyle mi öldü Kaan? Bir kaza mıydı lütfen? Efe. Kuş gibi. Efe. 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 Bakar mısınız? Süt, bisküvi falan aldım. Bugün Ceren'in doğum günü ya. Pasta falan yaparsın işte. Ben bunu nasıl unuttum? Doktor hanım, Efe'nin durumu nasıl? İyi. Mışıl mışıl uyuyor. Serum da verdim. Sabaha kadar deliksiz uyur. Peki neden bayılmış o zaman? Bir sıkıntısı yok. Uykusuz kalmış sadece. Gardiyan söyledi. Günlerdir uyumuyormuş. Pek bir şey de yememiş. Haliyle güçten düşmüş. Yani ilk günlerde böyle şeyler olması normal. Alışma dönemi. Tabii çocuğun stresi de var. Anladım. Yanına girebilir miyim? Belki uyanır, kendini yalnız hissetmesin. Tabii ki. Siz bilirsiniz. Buyurun. Sağ ol. Ya. Ceren. Efendim. Yemek hazır hadi kalk bir şeyler ye. Yok anne ben istemiyorum yemek. Ya Ceren ne demek istemiyorum? Dün de hiçbir şey yemedin doğru düzgün. Anne canım istemiyor. Yo öyle olmaz hadi kalk anneni kırma. Hadi anneciğim gel bir şeyler ye. Hadi benim güzel kızım gel. Güzel kızım. Gel. İyi ki doğdun.
Oh. İyi ki doğmuş benim. Canım benim. Teyze. Teyzem. Canım benim. İyi ki doğsun. Oh. Hani aramızdaydı. Canım kızım benim. İyi ki doğdun. Hadi üfle bakalım. Mumlar bitti. Hadi üfle artık hadi. Hadi. Dilek tutacağım durun. Ya ne yapıyorsun ya Bücür? Anneciğim. Senin yerine dilek de tuttum ben, üzülme. Ne tuttun sen? Bundan sonra ablamın dilekleri hep kabul olsun dedim. Seni ben ağzını, burnunu yerim, yerim. Duydun mu? Yerim seni, yerim. Üflemedim ama dilek tuttum. Ailemiz hep bir arada olsun. Hiç ayrılmayalım dedim. Enişte bir üçünüz geçseniz de sizin fotoğrafınızı çekeyim. Anı olsun. Heh, gel. Sığmıyorsunuz. Yaklaşsanıza biraz. Abla yanaşsanıza biraz. Gülümseyin. Sağ ol geldiğin için. Ne demek? İyi ki aradın. Efe birkaç gündür uyumamış ha? Evet, kucağımda bayılınca o kadar korktum ki. Neyse, şimdi iyi. Dinlenir, hiçbir şey kalmaz. Merak etme. Orası ona göre değil Sedat. Çocuğun bütün dengesi bozuldu. Böyle bir durumda açılması o kadar zor ki. Bir ara yanına gittim. Uyurken elini tuttu. Beni annesi sandı. Bir çocuk. Aklım almıyor. Sanki başka bir şey var. Nasıl yani? Bayılmadan evvel o gün olanlarla ilgili bir şeyler anlatmaya başlamıştı. Kaan'ın ağacı tırmandığından falan bahsetti ama sonra devam edemedim. Ağacı mı? Evet. Belki de çocuk ağaçtan düştü. Ya da uçmaya kalktı. Efe'nin merkeze ilk geldiği günü hatırlıyor musun? İnsanlar uçabilir mi diye sormuştu. Uçabildiğini söyledi o da. Kim? O çocuk. Belki de gerçekten böyle oldu. Yani odaya çocukça bir yerden yaklaşıyor olabilir. Yani Kaan'ın ağaca tırmanmasını ve atlamasını engellemediği için kendini suçlu hissediyor olabilir. Bilemiyorum Demet. Yani ilk başta ben yaptım dedi. Sonra karar değiştirdi falan. Onun için benim kafam çok karıştı. Otopsi sonucunu bekleyelim. Ona göre karar veririz. Bu yapmamış olabilir. Gerçekten böyle olmuş olabilir. Sen okula gidecek misin bugün? Sen işe gidecek misin baba? Yani parkta oturmaya. İşi bıraktığını anneme söylersen ben de okula giderim. Aranız kötü farkındayım. Çocuk değilim ben. Akşam da telefon tam zamanında çaldı değil mi? Aynen. Yiyemedin lahmacunları.
filmlerde falan olunca hadi canım derdim ya. En önemli yerde mi çalar bu telefon? İki kişi böyle yalnız kalırlar. Tam konuşacaklar. Yani aralarındaki mevzu da daha böyle net değil. Var mı yok mu falan. Hafiften böyle bir yaklaşırlar. Yani aralarındaki mevzuyu konuşmak için. Derken hop telefon çalar. Aha telefon. Aa, savcı arıyor. Efendim savcım. Tabii olur. Müsaitim. Görüşürüz. Ne oldu? Efe'nin avukatı tutuksuz yargılanma talep etmiş. Savcı bir görüşelim diyor. Ne olacak? Serbest mi bırakacak çocuğu? Olabilir. Öyle bir şey olursa İlyas'la Melike tekrar ben yıkılır ya. Gömleklerini ütüledim, hep aynı şeyi giyim. Melike, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne? Ben işi bıraktım. Neden diye sormayacak mısın? Sen öyle karar verdiysen vardır bir nedeni. Biz bunu birlikte atlatacağız İlyas. Gerekirse ben de işe dönerim. Geçiniriz bir şekilde. Yeter ki biz birbirimizin yüzüne bakabilelim. Sen ne dedin? Bunu yapan kişi içeride cezasını çekiyor. Biz yolumuza bakacağız. Heyette altına işemiş. İçeride diğer çocuklarla kavga etmiş. Uyuyamadığı için baygınlık geçirmiş. Bu gidişle bu çocuğun psikolojisi iyice bozulacak. Ve eğer yarın öbür gün bu çocuğun gerçekten bir şey yapmadığı ortaya çıkarsa o zaman da ben vicdan azabı çekeceğim. Ölen 6 yaşında bir çocuk diye apar topar gittik Efe'yi içeri attık. Ama daha otopsi raporu bile çıkmadı. Aslında biz de dün tam olarak bunu konuştuk. Efe bir şeylerden bahsetti. Çocuk ağaca tırmanmış. Uçmak falan istemiş. Yani benim de kafam karıştı. Olay kaza bile olabilir. Peki sizin bir uzman olarak fikriniz nedir? Yani Efe'nin salım verilmesi konusunda. Yani daha önceden de dediğim gibi ailesinin manipüle etme riski var. Evet. Ama bence yine de salınmalı. Risk mi? Çocuk dışarı çıkarsa babası mahkemeye kadar ifadesini değiştirtir savcım. Ya risk falan değil bu. Kesin bir şey bence. Evet ama içeride kaldığı müddetçe de biz pek ilerleyemeyeceğiz. Anneciğim, Zeynep yok mu? Anne ya. Ben vallahi bir şey söylemedim kızım. Zeynep, ya ben Işıl'dan öğrendim.
Bir şey konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok. Zeynep lütfen. Sen ya Zeynep bir dakika. Yok. Bir dakika gözünü seveyim ya bir dinle. Dinleyecek bir şeyim yok. Allah'ını seversen bir dinle. Defol Zeynep lütfen. Gider misin? Tamam. Dur kızım bir dur. Belki söyleyeceği bir şey vardır. Neyi dinleyeceğim anne ya? Yalanları sıralayacak arka arkaya. Neyini dinleyeceğim ki ben bunu? Bak yalan yok. Vallahi yemin ediyorum yalan yok ya. Zeynep ben seni çok seviyorum. Vallahi bak bana inanmıyor musun? Ya tamam belki geçmişi değiştiremem ama söz veriyorum geleceği değiştireceğim. Ben de değişeceğim. Daha iyi bir baba, daha iyi bir koca olmak için ben çok çabalayacağım ya. Söz veriyorum sana. Ya yeniden bir aile olacağız. Sen, ben, oğlumuz bak. Dalga mı geçiyorsun benimle? Benim oğlum cezaevinde. Ne aile olmasından bahsediyorsun sen karşıma geçmiş? Vallahi olacağız. Ben günlerdir bunun için çabalıyorum Zeynep. Ya çocuğumuz bugün dışarı çıkıyor. Ne? Vallahi. Ne diyorsun sen be? İşte ben günlerde bunun için çabalıyorum ya. Zeynep kapısını çalmadım, adam kalmadı ya. Bak saatlerce dil döktüm insanlara, yalvardım. Ya benim gibi bir adam gururunu, onurunu ayaklar altına aldı. Düşünsene. Ama ben bir yolunu buldum bak. Savcı tutuksuz yargılanmayı kabul etti. Bak, bak beni bu konuda sakın kandırma. Beni bak kandırma sakın. Ya ben böyle bir konuda seni kandırır mıyım karıcığım? Yapma. Bak oğlumuz eve dönüyor diyorum. Hadi sen de eve dön lütfen. Oğlumuz eve dönüyor. Eve dönüyor evet. Vallahi. Oğlumuz eve dönüyor. Zeynep, Efe eve dönüyor. Kızım sevinsene sen buna. Çok meşhur bir söz vardır. Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Başımıza gelenlerle mücadele etmeye çalışırken, her şeye sıfırdan başlamak için adımlar atarken, artık bundan kötüsü olamaz derken, yeni bir şey daha olur. Birileri için dünyanın sonu olan şey, diğerleri için bir başlangıç, bir umuttur.